Agresif Doktor oyun kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Uzunca bir aradan sonra yine harika bir teknik destek videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün mouse'daki takılma sorununun çözümünü özellikle Valorant, Fortnite ya da PUBG Mobile gibi oyunlarda başınıza gelen takılma problemini 10 madde ile nasıl çözeceğinizi sizlere anlatacağım. Lütfen videomuzu ileri almadan ve dikkatli bir şekilde uygulayın. Sonunda %10 ile %15 arasında bilgisayarınızın daha hızlı çalıştığını, daha hızlı tepki verdiğini ve oyunlarda çok başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Videomuz başlasın. Öncelikle arkadaşlar videomuzu baştan sona izlemek istemeyenler ya da zamanı olmayanlar için 10 maddelik mouse'daki takılma sorununun çözümünü videonun hemen altına koyacağım. Şimdi bu maddeleri hızlı bir şekilde önce sizlere anlatıyorum. Sonra da bunları teker teker uyguluyorum. Birinci yapmanız gereken fare seçeneklerinden işaretçi hızını ortaya getirerek farenizin gereğinden hızlı hareket etmesini önlemektir. İkinci yapmanız gereken işaretçi hassasiyetine arttır ismindeki bölümü kapalı konuma getirmeniz lazım. Çünkü farenizi bu şekilde sağa sola hareket ettirdiğinizde Windows otomatikman fare hızını değiştirdiğinden oyunlarda takılma problemi yaşayabilirsiniz. Şimdi bu maddeleri teker teker uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarın sağ tarafından fare ayarlarını sizde eğer yoksa buraya fare yazarak üzerine tıklayıp sağ taraftan bakın şuradan ek fare seçeneklerine gelmeniz gerekiyor. Ek fare seçeneklerine tıkladığınızda şu ekranda gördüğünüz görselde hemen işaretçiler onun hemen yanında ise işaretçi seçeneklerini göreceksiniz. Burada gördüğünüz gibi ortaya ve ortanın bir üstüne getirerek şuradaki işaretçi hassasiyetini arttır işaretini tamamen kaldırıp uygula sonrasında tamam diyerek buradaki işlemi kapatıyoruz. Bilgisayarımızda oyunların olduğu klasöre gelerek bakın burada benim Valorant klasörüm var. Sağ tuş yapıyorum, özellikler diyorum ve dosya konumunu açıyorum. Bakın dosya konumu açıldıktan sonra burada Riot Client Service diye bir yazı var. Hemen onun üzerine sağ tuş yapıyorum. Özelliklere geliyorum. Buradan bakın yukarıdaki sekmeden uyumluluk sekmesine tıklıyorum. Hemen aşağıda buradaki uyumluk modunuzun Windows 8 olduğundan emin olun. 8 değilse buraya tıklayarak Windows 8 yapın. Aşağıya inerek bakın şurada tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak denilen bölüme yanına işaret koyuyoruz. Hemen altına iniyorum ve yüksek DPI ayarlarını değiştire tıklıyorum. Burada bir yukarıda boş kutucuk. Hemen altında da yine sizde şu şekilde boş kutucuk vardır. Burayı da dolduruyorum. Gördüğünüz gibi ve tamam diyorum. Tekrar uygula diyorum ve tamam diyerek buradaki işim bitiyor. Ancak arkadaşlar burada çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın şu an biz Riot Client denilen bölgedeyiz. Hemen yukarıdan bir geridekini tıklıyorum Riot Games'i. Oradan Valorant'a geliyorum. Live'e geliyorum. Ve bakın burada Live'in altında Shoot Game var. Shooter Game var. Shooter Game'e tıklıyorum. Buradan Binary'e tıklıyorum. Buradan Win64'e tıklıyorum. Hemen aşağıya doğru indiğimde burada bakın kırmızı renkte bir dosya göreceksiniz. Valorant Win64 Shipping denilen. Bunun üzerine sağ tuş yapıyorum. Özellikler diyorum. Uyumluluk diyorum. Siz oradaki ayarı yaptığınızda bunlar otomatik olarak değişebilir. Eğer değişmemişse burayı da tam ekran iyileştirmelerine devre dışı bırak ve yüksek DPI ayarlarında buradan işaretli hale getirip tamamla ve tamam diyorum. Bakın burada bilgisayarınızda ve oyunda yapacağınız işlem bu kadar basit. Ancak hala işimiz bitmedi. Şimdi Valorant'a giriyoruz arkadaşlar. Son bir adım daha kaldı ve hızlı bir şekilde artık mouse donma sorunlarının sonuna geliyoruz. Hemen şöyle Valorant'ımızı bir açalım. Evet, oyunumuz açıldıktan sonra hemen ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlardan genele geliyoruz. Aşağıda bakın fare bölümü var. Burada aşağıda beta saf girdi süresi denilen yeri kapalıdır sizde. Bunu da açık hale getiriyoruz. Ve artık bu noktadan sonra bütün ayarlarımızı yaptık. Umarız sizler de keyifli oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Agresif Doktor'da yeni çözüm videolarında görüşmek üzere. Lütfen arkadaşlar bu takılma sorunu sizin işinize yaradı mı yaramadı mı başka videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka videolarımızın altına yorum yazmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi Agresif Doktor YouTube kanalında her akşam Twitch ve YouTube kanalında canlı yayınlarımız ve oyunlarımız oluyor. Valorant, PUBG Mobile, Fortnite gibi oyunları sizlerle birlikte oynuyoruz. Bu oyunlarda meydana gelen teknik sorunları da yine sizler için çözüm videosu olarak yayınlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka teknik destek videosunda görüşmek üzere.